süreci nasıl geçiyor? Yani gidiyorsunuz muayenehanenizde, hastalar geliyor, evet. Hemen size biyopsi yapayım diyorsunuz. Hayır, öyle demiyoruz. Şöyle, şimdi zaten biz çok özel çalıştığımız için hocam, bize zaten sıkıntılı hasta grubu geliyor. Yani ya bizi duymuş, ya bir kemoterapi almış, bir iki tane çözüm olmamış. Şimdi mesela kolon tümörlerinde olay şöyledir. Hasta metastatik kolondur. Önce bir kemoterapi alır, sonra bir kemoterapi alır. O olmaz, eskisini bir daha verelim veya akıllı ilaç verelim gibi. Yani line gider böyle. Yani o yolun gidişi bellidir. Zaten hasta düşünür ya, bu herkese, yani kemoterapi odasında oturuyorsunuz, herkese aynı tedavi veriliyor. Bazı hastalar o sırada kaybediliyor, başka sorunlar görüyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun başka bir yolu olmalı. Bunu soran insan bize geliyor, hocam diyor, ya biz sizle bunu yapmak istiyoruz. Ne oluyor? Biz diyoruz ki bu böyle böyle. Bize... Siz yani stetoskopu takıp kalbini dinleyip falan muayene pek etmiyorsunuz galiba, değil mi? Yani şöyle, hasta bizim hastamız olacaksa ediyoruz. Öyle mi? Tabii, yani tedavi üstleniyorsak ediyoruz. Çünkü zaten sorun bize daha çok hasta yakınları da gelir. Öyle mi? Zaten hasta geldiğinde tomografisi, PET'i, MR'ı, her şey elinizde sizin. İşte kardiyolojiden muayeneleri falan, her şey elinizde. Sonra hastaya diyorsunuz ki bizim tedavi şeklimiz bu. Biz şu anda normal, yani ben kemoterapi almaya geldim diyen hastayım. Diyoruz ki bu kemoterapi işini bizden daha iyi yapanlar var diyoruz. Oraya yönlendiriyoruz yani. Kemoterapi işinde, yani direkt kemoterapi vermeyi çok tercih ettiğimiz bir iş değil. Yani tümörü bilerek tedavi etmek istiyoruz. Biz bilmeden bir iş yapmak istemiyoruz. Bu bizim tarzımız. Peki hiç anlayamadığım, ben var, öyleleri de çıkıyor değil mi? Öyle bir genomik profil geliyor ki böyle bakıyoruz. Bir korelasyon kuramıyorsunuz. Kuramıyoruz. Şöyle kuramıyoruz ama size şunu söyleyeyim hocam. Bundan 2 yıl sonra, mesela 2 yıl önce kuramadığımız oran %40 ise bugün %10. O şeyleri de, korelasyonları da yapay zekalar falan mı kuruyor? Hocam, nasıl kuruyor? Zaten işte çok güzel bir noktaya değindin. Muhtemelen bundan bir 3-5 yıl sonra şöyle bir şey olacak. Siz tümörden parçayı alacaksınız ve kanı alacaksınız. Hiç değil. O kandan genomik, proteomik, epigenomik, yani tümörle ilgili bütün moleküler biyolojik veriler alınacak. Yapay zekaya girecek. Yapay zeka size değişen biyolojiyi önünüze koyacak. Ve muhtemel ilaçları da koyacak size. Diyecek ki bunlar. Ve bir süre sonra biz tedavilerimizi bu yapay zekaya göre vereceğiz. Belki 5 yıl, belki 10 yıl ama çok uzun değil. Emin olun, bir süre sonra kişiye özel kanser tedavisi yapay zeka destekli olacak. Başka türlü gidemeyeceksiniz. Yani kanserden kurtulacağız mı? Bitiyor değil. Sıfır şöyle olmaz söyleyeyim. Herhalde ama şöyle ölüm, üçüncü ölüm şeysi midir, sebebi midir? İkiydi. İki miydi? İki. Mesela üçe dörde inme ihtimali çok var. Çok rahat iner. Ve özellikle bu mRNA teknolojileri de çok şeyi değiştirecek. Yani kanser aşılarıyla ilgili. Zaten orijinalinde kanserle oradan başladı. Aşıya uydurdular. Evet, aynen, aşıya uydurdular. Aynen öyle oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben onkolojiye başladığım yıl 1998. Ortalama sağ kalımlar 6-8 aydı. Bugün akciğer kanserlerinin bir grubuna, ciddi bir grubuna siz bir hap veriyorsunuz. Artık 36-40 ayları konuşuyoruz. Bir tek hapla yani. Bir tek hapla. Tabii burada önemli olan şu. Sadece bir hap vermeniz değil olay. Yani artık o hastanın hastaneye gelmiyor. Kemoterapi almıyor. Bütün aile mahvolmuyor. Geceleri acillere koşmuyor. Her gün bir tablet alıyor. Yani yaşam kalitesi. Çünkü kanser, yani mutlaka siz de tecrübe etmişsinizdir. Aileyi etkileyen bir olay. Tabii. Yani aile bir olay bir... yani aile tabii bir olay. Tabii canım. Yani onu hastaneye getirecek bir kişi, bütün yaşam tarzınız, işiniz, gücünüz, her şeyiniz değişir. Yani tek bir kişi hasta değildir. O aile hastadır. Çevresi hastadır onun. Ama düşünün şöyle, her gün bir tane hap alıyor. Evinde. Torunuyla, çocuğuyla, eşiyle yaşamaya devam ediyor. Ve bunu sizin yaptığınız genetik analizin sonunda görülebiliyor ki bir hapla bu durabilir. Aynen, bir veya birkaç hapla. Şöyle söyleyeyim, şu anda FDA'ye başvuruda bulunan ilaç sayısı 700. Her yıl mı? Bu yıl, ya şu anda halihazırda bekleyen. Bekleyen. Bunların tamamı hedefe yönelik. Yani şu anda onkolojide kullanılan yeni jenerasyon, son 10 yılda çıkmış ilaçların sadece ve sadece %5'i tümör bağımsız kullanıyorsunuz. Yani genetik test bağımsız kullanıyorsunuz.
geri kalan tamamının... Zaten bunun yapılacağını varsayarak mı geliştiriyorlar bunu? Aynen, bunları? Aynen. Çünkü elinde data var. Data var. Şimdi bu tümör mutasyonları var ya elinde. Sıklıklarına göre, mutasyonlarına göre belirliyorlar. Ve şu anda mesela bazı çıkar olamadığımız noktalar var ya. Mesela bunlar en büyük sorun. Oraya yönelik ilaçlar geliştiriliyor. Mesela en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu. İki farklı gen var hocam. Bunun biri kopmuş, biri kopmuş, birleşmiş bir yeni protein oluşmuş, füzyon. Ve bu bütün metabolizmayı mahvediyor. Ve kanseri temel yöneten, süren o gen, drive eden o gen. Mesela özellikle mRNA aşılar. Çünkü yeni bir protein bu. Mesela bu protein yaptığı etkiyi durduran ilaçlar, bir sürü füzyon var. Yani tek bir ilaç değil, belki ilaçların adlarını bile hatırlayamayacağız. Yapay zeka şart.